6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta özellikle sanayi alanında büyük hasar oluştu. Bu kapsamda sanayi işletmelerini canlandırmak ve katkı sağlamak adına kente birçok yardım desteği yapılırken bu yardımlardan biri de KOSGEB tarafından geldi. Uygulama esaslarını 4 seçerek uygulama esaslarını okuyoruz. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı organize edildi. İstenilen şartları dışarı tutumda onaylanacak. Programda projeye ait detaylar verilirken yararlanma koşulları ve destek tutarları da açıklandı. Sizlere faydalı olabilmek için bir takım çalışmalar yaptık, bir takım projeler üzerinde çalıştık. Bugün onlardan birinin meyvesi olan destek programı hakkında size bilgi vereceğim. Burada bir konuşma yapan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, proje hakkında detaylı bilgiler vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız tam 450 milyon dolarlık bir destek paketini açıklamış oldu ve bunun da bu bölgelere özellikle 4 il 2 ilçe pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle toplamda 11 ilin tamamına dağıtılacak olan bu desteğin ücretini 3 gün öncesinde verdi. Minimum 200 bin lira, maksimum 750 bin lira olmak kaydıyla neredeyse herkesin alabileceği şekilde hazırlanmış bir destek paketi. O yüzden de adı canlanma. Çünkü bizim yapacağımız en temel şey bugün bir can suyu vermek. 2700 başvuruyla en çok başvuruyu da şu anda Maraş yapmış. Çünkü niye? Maraş'ta demek ki sanayicimiz daha fazla, imalatçımız daha fazla, ihtiyaç da ona göre. Yaptığımız iş bütün yaralarımızı sarmaz. Ama bu eli görün. Biz dokunuyoruz, buradayız, yanınızdayız. Devam edin. Daha fazlası için de bizi de zorlayın. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Doktor Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, STK temsilcileri ve çok sayıda işletme sahibi katıldı. Tekrar tekrar sen burada mıydın, ne yaptın diye sorgulamıyoruz. Onları zaten verileri çekiyoruz.